Asıl adı Alaaddin Ali olan Ali Koşçu'nun doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 15. yüzyılın başlarında Semerkant'ta doğduğu rivayet ediliyor. Dini ve ilmi eğitimini Semerkant'ta alan Kuşçu'nun babası Muhammed'in Ulu Bey'in doğancı başası olduğu bu nedenle lakaplarının kutçu kaldığı düşünülüyor. Timurlular devrinde Semerkant'ta yetişen kuşçu buradaki eğitiminin ardından Bursalı Kadızadeyi Rumi, Gıyasettin Cemşit ve Ulu Bey'den matematik ve astronomi eğitimi aldı. Alimlerden aldığı derslerden sonra gizlice Kirman'a giden kuşçu buradaki ulemaların derslerinde eğitimine devam etti. Kirman'da kaldığı dönemde Şerhi Tecrid adlı eserini kaleme alan kuşçu bunu Ebu Said Han'a sundu. Alimlerden aldığı dersler neticesinde bir tez mahiyetinde yazdığı ve ayın şekillerini anlatan Hallü Eşkalil Kamer adlı bir de risale yazan kuşçu. Daha sonra Ulu Bey'in yanına döndü. Ayın hallerini yazdığı risalesini Ulu Bey'e sunan kuşçu hocasının takdirini kazandı. Kuşçu Semerkant Gözlem Evi'nin müdürü olan kadızade Rumi'nin ölümü üzerine buranın başına geçti ve Ulu Bey zicinin tamamlanmasında yardımcı oldu. Ulu Bey tarafından Çin'e gönderilen Ali Kuşçu bu ziyareti sırasında da bir eser kaleme aldı. Ulu Bey'in oğlu tarafından öldürülmesinden derin üzüntü duyan kuşçu Semerkant'tan ayrılarak hac sebebiyle Tebriz'e gitti. Kuşçu burada Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dan hürmet ve değer görürken kendisine Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan'ın arasını bulması için elçilik teklifinde bulunuldu. Uzun Hasan'ın teklifini kabul eden kuşçu beraberindeki heyetle İstanbul'a geldi. İlmi bilgisi Fatih'in de ilgisini çeken kuşçu İstanbul'da kalması için sultan tarafından ikna edildi. Elçilik görevini tamamlamak için Tebriz'e dönen kuşçu Uzun Hasan'ın oluruyla 1472'de İstanbul için yola çıktı. Kuşçunun İstanbul'a geldiği öğrenildiğinde Fatih'in karşılama için kadırga donattırdığı ve alimlerden oluşan bir grubu ona gönderdiği rivayet edilir. Fatih Sultan Mehmet 1473'te Uzun Hasan üzerine yaptığı seferde yanında götürdüğü Ali Kuşçu'yu dönüşte Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin etti. İstanbul'da astronomi ve matematik alanındaki çalışmalara canlılık getiren Ali Kuşçu'nun derslerini ilim adamlarının dahi takip ettiği biliniyor. Kuşçu, medresedeki görevinin yanında medrese nizamnamelerini de hazırlarken Sadece astronomi ve matematik alanında değil, kelam ve felsefe alanlarında eserler kaleme aldı. Öte yandan Ali Kuşçu'nun Fatih Sultan Mehmet zamanında Molla ile birlikte Semaniye Medreselerinin programını düzenlemek için görevlendirildiği rivayet ediliyor. Ali Kuşçu'nun İstanbul'un 60 derece olarak belirlenen boylam değerini düzeltip 59 derece enlemini de 41 derece 14 dakika olarak tespit ettiği bilinmekle birlikte, Fatih Camisi'nde güneş saati de bulunuyor. İstanbul'da 16 Aralık 1474 tarihinde vefat eden Ali Kuşçu, Ey Sultan Türbesi civarına defnedildi. Kuşçunun yetiştirdiği talebeler arasında torunu Mirim Çelebi ile Molla Lütfi de yer alıyor.